Ergün Diler, kavganın nedeni. Gazete ve televizyonlarda gerçekle karşılaşma ihtimali çok az. Bizim gibi ülkelerde yani neredeyse herkesin bir kampının bulunduğu topraklarda görünmeyen denge nedeniyle açık konuşmak zor oluyor. Zaten böyle bir talep olmadığı için de olup biteni anlamak çok kez imkansız hale geliyor. Şimdi koalisyon görüşmeleri başlayacak. Yapılan açıklamaların hiçbiri bilinmeyen gerçeğe ışık tutmayacak. Şekil olarak bilinen ve ezberimizdeki kalıplarla geçiştirilecek. Koalisyon kurulursa da aynı şekilde. Evimizde, okulumuzda, iş yerimizde bizden saklanan gerçek üzerinden denklem kurulacak. Göreceksiniz. Az kaldı. Peki nereye bakmalıyız? Nasıl okumalıyız? Nasıl adım atmalıyız? İşte bu soruların cevabı dünyada süren kavganın da tarifi. Önce seçimlere, demokrasiye, ekonomiye bakalım. 7 Haziran'a bu açıdan bakalım. Demokrasi batıda, özellikle Amerika'da çok güçlüdür. Çünkü orada birbirinden farklı birbirine rakip birçok ekonomik yapı vardır. Sermayenin kendi arasındaki çekişme partileri, adayları ve sistemi doğurur. Rekabet demokrasinin ilacıdır. Oysa bizim gibi ekonominin tek elde toplandığı ülkelerde demokrasi olmaz. Varmış gibi yapılır. Düne kadar olan buydu zaten. Değişik değişik partiler, koalisyonlar iktidara geliyor ama ekonomik yapı asla ve kat'a değil değişmiyordu. Ekonomik yapıyı değiştirmeye aday olan Anadolu sermayesi bir vesileyle budanıyordu. İstanbul sermayesi rakip istemiyordu. Belli klişelerle herkesi tıkıyor, biçiyor, ömrünü kısaltıyor en sonunda da darbeyle kesin sonuç alıyordu. Dikkat edin Erdoğan'a ilk finansal saldırı İsviçre bankalarında hesapları var dedikodusuyla oldu. 17-25 Aralık'ta da böyleydi özünde. Daha önce de yeşil sermaye diye biçiyorlardı. Demokrasiyi istemeyen İstanbul baronları başka sermaye, başka para sahibi ayağa kalkmasın diye demokrasi tokadıyla önüne geleni dövüyordu. Bizdekiler pahalı takım elbise ve kravat takıyor, Orta Doğu'dakilerse kefiye ile bunu yapıyordu. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri. 7 emirlik var, tek üretim modeli petrol. Bu da 7 aile arasında paylaşılıyor. Para petrolde olduğu için ekonomi, medya, eğitim yani ne varsa doğal olarak bu ailelerin elinde. Şimdi burada demokrasi gelse ne olur gelmese ne olur? Yedi ailenin dediği olacağı için sandık figürden öteye gidemez. Buralarda herkes Harvard mezunu olsa, Cambridge'de yüksek lisans yapsa, Oxford'da da doktora yapsa yine demokrasi gelmez gelemez. Ekonomik kaynak tektir ve dolayısıyla bütün rakipler doğmadan ölecektir. Yani para kimdeyse, gücü kim temsil ediyorsa, son sözü kimler söylüyorsa siyasi çeşitlilik o kadardır. Orta Doğu gibi Türkiye'de de tek seçenek vardı başka bir ekonomik modelle bunu aşan ve aşmaya çalışan tek isim Erdoğan'dı. Zaten bu nedenle İstanbul sermayesiyle arası hiç iyi olmadı. Olması da beklenemezdi. Erdoğan çeşitlilik, ikinci ses ve alternatif demekti. Aynı şeyi CHP, MHP, HDP ve AK Partili bazı isimler için söyleyemeyiz. Çünkü onlarda ekonomik yerleşmiş gücün temsilcileridir. Türkiye'deki kavga budur. Biz bunu laiklik, şeriat, cumhuriyet, muhafazakar gibi kavramların üzerinden götürürüz. Dedim ya Kimse doğruyu söylemez ve yazmaz. Din ve ırk üzerinden siyaseti kaşıyacaklar. Kaderimiz bu. Bu topraklarda farklı bir ekonomi rüzgarı esmesi için onlar adına yapılacak en basit ve sonuç alınacak yol budur. Ekonomik model değişmediği sürece her zaman baronlar kazanacaktı. Bunları bu insanlar kötüdür diye yazmıyorum. Fotoğraf bu, bilelim sadece. Mesela havuz medyası diyorlar. Gülüyorum. Türkiye'de sadece bir tek havuz vardı ve sahipleri onlardı. Kendi çarkları dönsün diye gazeteciler emir kuluydu. Kimse sistemi eleştiremezdi. Yazamaz, çizemezdi. Bir Parti'nin liderini hedef almayı matah bir şey sanmayın. Gücü elinde tutanları kimse eleştirmede eleştiremedi. Bu güç sahipleri haliyle kendi medyasını kuracaktı. Aydın Bey bu işe bakıyordu. Bu açığı kapatıyordu. Eğer karşı taraf havuz medyası diyorsa bilin ki ülkede işler dengeye oturmaya başlıyordu. Sevinmek gerekirdi yani. Neyse şimdi bölgeye inelim. Geçtiğimiz birkaç aya baktım. Rakamları inceledim. Amerika Birleşik Devletleri ortalama her ay 50 milyar dolar dış ticaret açığı veriyor. Bazen 43 44 bazen de 50 52 oluyor. Kabaca yılda 500 milyar dolar. Büyük devlet ama açık da büyük. Bu parayla evi ayakta tutmak hiç kolay değil. Ne yapması gerekir? Sorun da burada başlıyor zaten. Orta Doğu Müslüman dünyası, Çin ve Avrupa üretiyordu ama mal, ama petrol, ama otomobil, ama kimyasal ürün. Herkes ürettiğini büyük pazar olan Amerika'ya satıyordu. O da hiç sormadan alıp tüketiyordu. Ama karşılığında mal aldığı adamlara tahvil, bono ya da faiz veriyordu. Kendi bankaları üzerinden yani borçlanıyordu. Amerika'yı bir anlamda üretenler ayakta tutuyordu. Evin ihtiyaçlarını komşudan alarak yürüyor ve bir şey de vermiyordu ama alıyordu. Bu dengenin sürmesi için doların rezerv para olarak kalması şarttı. Tehlike anında silahlar konuşuyordu zaten. Petrol gaz ticareti de bu parayla yapılınca herkes dolar üzerinden yürümek zorunda kalıyordu. Amerika'da dolar üzerinden borçlanarak zenginleşiyor ve imparatorluğunu sürdürüyordu. Sonuçta makine ondaydı. İstediği kadar dolar basıyor, kimseye hesap vermiyordu. İşte hem enerjinin merkezi olan Orta Doğu Avrasya hem de Amerika dışında alternatif tüketim merkezi olma ihtimali bulunan Orta Doğu Avrasya bu nedenle hiç rahat yüzü görmüyordu. Kan, göz gözyaşı, acı ve keder hep bu topraklarda. Amerika çöküşünü engellemek için Orta Doğu'da olmak zorunda. Üretenler de. Mal ve hizmet üretenler tüketim modelini bu bölgeye yaydıkları an Amerika diye bir şey kalmazdı. Son zamanlarda gündemimize düşen HDP, HDP merkez medya ilişkisi, Aydın Bey'in demir sıcaklığı, YPG ve IŞİD'i de böyle değerlendirmek zorundaydık. Kimse buralarda zar atmazdı. Herkesin bir oyun planı vardı. Hiçbirinde Türk milleti birinci unsur değildi. Herkes önce kendini korur sonrasına bakardı. Kavga buydu. Bir yerde millet adına siyaset yapıp risk alanlar, diğer yanda milletin yanında görünüp baronlara sırtını verenler. Küçük ve masum bir soru. HDP PKK'yı koruyup kolladığı zaman ne olur? MHP şiddetle karşı çıkar. Öfkelenir. Peki sonra ülkede gerginlik artar. Karışıklık yerleşmiş olan baronik ekonomik sistemi daha da güçlü kılar. Sistem kanlı bir şekilde devamını sağlar. Ülkenin çocukları canlarından olurken birileri paralarına para katar. Bunu genişletip bölgeye uyarlayın. Olan budur. Kimin neden hedef olduğuna siz karar verin. Türkiye ancak böyle anlaşılır. Tabii bence. Ergündüler Takvim